Bugün pazar yerleri için oldukça önemli bir konudan bahsedeceğim. Buybox nedir, nasıl alınır ve Buybox'ın şartları nelerdir bunları konuşacağız. Diyelim ki bir telefon kılıfı alacaksınız. Amazon Trendyol gibi pazar yerlerine telefon kılıfı yazdınız. İlk çıkan seçenekleri tercih edip satın alırsanız Buybox verilmiş bir satıcıdan ürünü satın almış oluyorsunuz. Daha dikkatli tüketiciler bazen farklı satıcıları da tercih edebiliyor. Ancak genelde burada Buybox yani satıştan %90'ı, %80'i, %90'ı Buybox'ı olan ürünlerden geliyor arkadaşlar. Peki Buybox'ı nasıl alırız? Arkadaşlar Amazon, Trendyol gibi pazar yerlerinde Buybox almak için 3 e, tane kriterimiz var. Birincisi fiyat, ikincisi stok, üçüncüsü müşteri memnuniyeti. Bu 3 kriteri düzgün bir şekilde sağlayabilirseniz, özellikle Amazon e, bu konuda daha da zaten hem öncü hem de daha da katı kuralları var. Belli saatlerde ya da belli günlerde size Buybox verebilir. Buybox geldiği zaman da normalde bir satıyorsanız 10 satarsınız arkadaşlar. Böyle bir etkisi var Buybox'ın. Çünkü direkt sizi alıp listenin en üst kısmına Aramalardaki listenin en üst kısmına gönderiyor ve müşteriye direkt almanız için aslında müşterinin önüne sürekli sizi çıkarıyor, sunuyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi Buybox'ın arkadaşlar iki kriteri var. Birincisi satış öncesi, ikincisi satış sonrası. Satış öncesi kriterler şu. Dedi, az önce söylediğim gibi fiyat, stok ve müşteri memnuniyeti. Şimdi öncelikle siz özellikle yeni bir markaysanız ya da daha önce hiç buybox almadıysanız veya buybox aldığınız farklı ürünlerde buybox almak istiyorsanız fiyatlarınız diğer satıcılara göre ucuz olmadı veya diğer satıcılarla sürekli fiyat konusunda rekabet etmeniz lazım. Pazar yerinin algoritmalarını bunu kavrarsa size buybox'ı veriyor. Bir diğer unsur da arkadaşlar stok durumu. Şimdi siz buybox aldığınız ürünler satılıyor. Stokunuz bitti. Takip edemediniz. Burada pazar yerinin aslında size verdiği bir ceza var. Ne o ürün üründe tekrardan buyback alabilirsiniz. Yani alırsınız ama zor olur. Ne de başka üründe buyback almanız daha böyle kolay olur. Çünkü siz burada müşteriyi memnun etmiyorsunuz. O kadar hani buyback size verilmiş, algoritma sizi ön sayfalara çıkarmış, müşteri sizi tercih etmiş ama stokta yok. Veya tercih edecek ama stokta yok. Veya stokta var, görünüyor ama sizde ürün bitti. Arkadaşlar müşteri memnuniyetini sağlamadığınız sürece pazar yeri baybak konusunda sizi cezalandırır. Şimdi müşteri memnuniyetinde sadece bu e, stok sorunuyla da alakalı değil. O kısımda da şunu yapmanız gerekiyor. Mesela baybaksı olan bir üründen sipariş geldi. Siz o siparişi hemen gidip teslim etmezseniz kargoya, o süreci hemen başlatmazsanız ve iyi bir şekilde sağlamazsanız, müşteri günün sonunda memnun bırakmazsanız baybaksı aynı üründe başka satıcıya verir pazar yeri. Şimdi satış sonrası buyback kriterlerine gelecek olursak da burada aslında sizin şu süreçleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Buyback son ürünlerden sattınız mutlaka iade olacaklar Yani bu pazar yerinin tuzu biberi. İade sürecini iyi yönetmezseniz buybacksı olan ürünün iadesinde de müşteriyi memnuniyetsiz bırakırsanız buyback yine sizden gider. Evet bakın buyback çok önemli. Gerçekten satışlarınızda iyi bir yer alıyor ama bir o kadar da titiz davranmanız gerekiyor bu konuda. Sadece ürünü hızlı ilettiniz diyelim. Fiyat her şey tamam, stok da tamam, her şey okey. Ürünün paketi kalitesiz olursa bu da bir müşteri memnuniyetsizliği sunucu. Ürününüz kalitesiz olursa yani görseldeki gibi değil veya işte görselde A kalite ama siz B kalite yollarsanız bu da tüketici için bir sorun, müşteri memnuniyetsizliği yol açar ve Buybox yine sizden gider. Şimdi Buybox'ın kavramını daha önce Buybox alan ve bu şekilde ürün satan biri beni şu anda dinlerken daha iyi anlıyordur ne kadar böyle önemli olduğunu. Şöyle düşünebilirsiniz mesela bir gün başıma gelmişti Amazon'da bir üründe Buybox almıştım. İşte bu 4-5 sene öncesinde dropshipping yaparken ilk Buybox'ımdı. Bir anda telefonuma tıkır tıkır bildirimler düşmeye başladı. Böyle 5 dakikada bir, bir bildir satış bildirimi düşüyor. Ben çok şaşırdım çünkü bu aralıkta satış yap yapmıyordum. Yani bu kadar aralıklı değildi. 3 dakikada 5 dakikada bir satışım yoktu. Ve hemen girdim baktım üründe Buybox'ı almışım. Ve Buybox'ın değerini orada anladım arkadaşlar. Yani o kadar ciddi satışlar hızlı geliyor ki. O kadar böyle sizi tatmin ki, ediyor ki zaten. Bütün ürünlerde böyle Buybox almak için koşturuyorsunuz sürekli. Bu nedenle arkadaşlar Buybox önemli. Buybox alacaksanız ve buyboxlı bir ürün satıyorsanız sizin bu satış öncesi ve satış sonrası bütün kriterlere uygun halde ilerlemeniz gerekir. Bunu başardığınız takdirde mağazanızın puanı, yorumları ve marka belirliliğiniz ve aynı zamanda ciro'nuz katlanarak artacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. E, ticarete dair bu tarz böyle nokta atışı bilgileri almak ve aynı zamanda daha bilinçli ticaret yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sorularınız varsa benimle yorumlarda buluşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere.